başkanım. Tamam mı? Murat, Murat. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi konservatuarda kursa gidiyoruz. Öyle mi? Aa, güzel. Geçiriz efendim. Alan? Piyano, piyano. Bateri. Güzel. Parmaklar fena değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Ben de sana merhabalar efendim. Sağ olun. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Gülüyor mu? Hadi bakalım. Sizi ne alalım? Teşekkür ederiz. Tamam. Açalım arkadaşlar, yola açalım. Bekle masumuz, ya önde. Asmış. Geçen gün bana geldiler. Dernek ve vakıflar topluca geldiler bana. Genel merkeze geldiler. Merhaba kızım. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. İlgileniyoruz soruyla. Milletvekilleri olarak. Elimizden gelen takdiri yapacağız. Özellikle çocukların hem eşit hem de eğitim açısından eğitim daha fazla katkı yapması gerekiyor. Bana uzun uzun anlattılar. Şimdi de vakıflar haricinde bunun yapılmasını daha doğru yapıyoruz. Aileler katkı verebilirler buna diye. Böyle bir çabamız var. Bilginiz olsun. Sergisi var ama biz müsaade edeceğiz. Hiç kalmayalım. Ama yani sizin sorularınıza ilgileniyoruz. Hiç endişe etmiyoruz. Diğer partilerle de konuşun. Hep beraber, çünkü mecliste hep beraber bu soruda çare üretmemiz lazım. Tamam mı? Tamam. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Aynen. Şimdi. Bozayı böyle yerken Recep Bey görmesin bu adam. Vermeli götürdük bu işe. Ben bozu bizim çok eski götürdüm. Yaklaşık 30 yıldan beri burada gelir kaynağı ve fayda verme işler. Natural, tamamen natural. Bozo sularına kadar. Gelen bir içeceğimiz tamamen güzel bir şey. Güzel bir şey. Helal almış. Bir de işte benim işte bu bölgenin çorba en büyük beldesiydi. 10 minik yol var. Aferin. Aferin. Gel abi senle geç. Gel. Gel gel gel. Gel böyle gel. Gel. Yaklaşık 2 ay oldu iş yerimde tutuyorum. Benim için çok değerlilerine vermek istemiştim. Kısmetsiz sayılır. Şimdi tekrar kullanın. Evet. Tamam. Çok iyi. Sağ olun. Sağ olun. Geliyor mu bir sandalye? Al. Şu sandalye alabiliriz. Sen buraya da biraz daha gel. Ben sandalye çekeyim. Şuradan sandalye alalım ön tarafa. Abi sen kaçtın, gel buraya ya. Gel gel sen gel buraya. Ben sandalye getirdim. Gel abi. Gel buraya gelsin benim. Gel buraya. Açalım biraz. Kolay işi herkes yapar. Önemli olan zoru başarmak. Onun için mücadele edeceğiz. İnşallah çalışırsak olur. Gel bakalım. Kaç 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 k
Hadi sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Yeni başına hoş geldin. Kesin kalıksa değil mi? Matematiğin kaç bakın. Bir anlat. İyi mi? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sevgili Genel Başkanım, bir şey sorabilir miyim? Zor olmaz. Ben şu an orada ben 68-69 yaşındayım. Daha ilk çiftlikler görmek, bir benim yaşımda gördüm. Orada hasta götürdüler tekrar. Güzel olmak istiyorlar. Güzel, çalışırsak olur. Çalışacağız. Yani sadece benim değil. Sadece evet. Yani bu ülkeye şu veya bu şekilde ben bir tanıyı vermek istiyorum. Yani her vatandaşın çalışması lazım. İkna etmemiz lazım. Yani şu anda Türkiye yönetilmiyor. Yönetilmiyor yani. Sandalye var efendim. Geçelim. Biraz ayakta kalmış. Benim işe Çorlu'nun en büyük beldesiydi. 4 tane kapağını verdim. Evet. Şimdi artık mani olsun efendim. Benim işe kurur. Ben gözüme çıktım. Bir de başkanım. Yani öyle. Bir tane daha var. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, efendim siz... Çok saygıdeğer konuklar, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli emekçileri, Türkiye'nin kurucusu, demokrasinin güvencesi, sosyal demokrat düşünceye sahip, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Abi sen otur ya. Efendim hepinize merhabalar. Benim hayatımda yaptığım en güzel işlerden birisi bir okulun temelini atmaktır. Çünkü bizim güzel bir Türkiye'ye, beraber yaşayacağımız bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ve o Türkiye'de çocuklarımızın çok iyi okuması lazım. Onlara her türlü imkanın sağlanması lazım. Eğer çocuklarımız okursa Türkiye geleceğe güvenle bakar. Çocuklarımız iyi yetişirse anne baba olarak bütün çocuklarımızla kıvanç duyarız, övüş duyarız.
Az önce programı sunan arkadaş sosyal demokrat bakış açısıyla diye bir cümle kullandı. Ne demek sosyal demokrat? Sosyal demokrat vatandaştan toplanan her kuruş verginin hesabını millete veren kişi demektir. Yani sizler vergi ödüyorsunuz. Vergi dairesinde kaydınızın olup olmaması hiç önemli değil. Belediye gelir elde ediyor buradan. Ama belediyelerin bir görevi hizmet vermek, ama o hizmeti nasıl yaptığının, maliyetinin ne kadar olduğunun da hesabını millete vermesi lazım. O açıdan iki belediye başkanımız da bu güzel tesisin temelini atacağız ve bir süre sonra bunlar hizmete açılacak. Kaça mal ettiğini, nasıl mal ettiğini anlatacak. Düşünün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken bir yatırımı, çocuklarımızı düşündüğümüz için, evlatlarımızı düşündüğümüz için, onların anne babalarını düşündüğümüz için biz yerine getiriyoruz. Çünkü biz sosyal demokratız, çünkü biz insanımızı seviyoruz. Genç ve yetenekli bir belediye başkanınız var. Allah'ı var, aynı zamanda yakışıklı bir belediye başkanı. Size iyi hizmet ediyor değil mi? Güzel. Siz onu seviyorsunuz. Biz de çok seviyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da seviyoruz. Diğer belediye başkanlarımızı da seviyoruz. Emin olun, Tekirdağ mahallesi ne olursa olsun, ilçesi ne olursa olsun, Türkiye'nin yıldızı yapmaya kararlıyız. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Sayın Genel Başkanım, sizi bırakmıyoruz ama bir... Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Bismillah diyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Temel atılıyor efendim, hemen sol tarafta. Mikser sol tarafta efendim. Çerkezköy'ümüze hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye'mizin 11 projeyle, 11 ilçeye 11 ilkokul projesi. Çerkezköy ilçesine 21 derslik İlk öğretim okul yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun efendim.